Şimdi efendim hafta sonu neler yaşandı ile ilgili öncesi haberleri vereyim. Önce Rabia'dan size bahsedeyim. 12 yaşındaki çocuğumuz biliyorsunuz gün görende bir taksiden inerken polis ekipleri tarafından fark edilmişti ve hemen alınmıştı. Hafta sonu da hep Rabia ile ilgili çalışmalarımız devam etti. Ben öncelikle İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü... ...bizzat ilgilendi. <laughs> Özellikle... E, ...biz... ...hani çocuğu bulalım... ...işte Arif Hocam ben ilgileneceğim... E, ...hani hayata tekrar kazandırmak için... E, ...dedi. E, aradı müdürümüz... ...bizzat... ...işte dedi ki çocuk bulundu... ...hani ne yapmayı düşünüyorsunuz vesaire... ...çocuğun durumunu anlattı. Sonra Üsküdar Çocuk Şube Müdürü... ...Sayın Serkan Gömce'ye çok teşekkür ediyorum... ...ekibiyle beraber. Onlar yine aradılar... Biz konuştuk defalarca. Şimdi e, hani hocama da buradan bilgi vermiş olayım. Hocam yani çocuk e, oradaki çocuk şubenin psikologları tarafından, e, pedagogları tarafından işte konuşulda edildi. E, e, sonra savcı girdi devreye ve çocuğun sosyal hizmetlere verilmesi kararı verildi. Öyleyse Nedeni de şu. Doğru. E, Hocam çocuk bizim düşündüğümüzden de daha zor bir durumda ne yazık ki. Yani böyle çocuk ailesinin yanında durup hani size getirip böyle Mümkün tedavi değil. edilecek falan Mümkün gibi bir durumda değil. Sadece uyuşturucu anlamında değil. Hani sizin dediğiniz gibi çocukta başka sıkıntılar da olduğu için evet. e, çok saçma sapan ifadeler veriyor. E, kimsenin adını vermemiş. E, kimseden şikayetçi olmamış. Zaten 12 yaşındaki çocuk şikayetçi olsa ne yazar, olmasa ne yazar da. E, yine de emniyet, savcılıkla görüşüle, görüşerek böyle birkaç tane adres verilmişti. O adreslere baskınlar düzenlenmişti. Onlarla ilgili soruşturma başlattılar. Hani ne oluyor bu çocuğa? Kim alıştırdı? Nereden temin ediyor bu uyuşturucuyu gibi e, çalışmalar yürütülüyor. E, <laughs> ama aile de çocuğun ifadelerine güvenmediği için. Aile evet. de kimseden bizzat şikayetçi olamıyor. Hani demişti ya anne, e ondan evvel de ben şikayetçi oldum da kimse ilgilenmedi. Öyle bir şey Ama yok. Ama aileyle çocuk arasında büyük bir kopukluk var. Ama çocuk çocuktan kaynaklanıyor. Tabii ki Rami Bey kaynaklanıyor. yani çocuğun da evet. çocuğun durumu yani o yüzden diyorum ya ben müdürlerimize de teşekkür ediyorum yani defalarca konuştuk. Ben şöyle düşünmüştüm, hani çocuk ailenin yanına gelir, Arif hocam zaten devreye gireceğim dedi, hastaneye yatırırız. E, tedavi ederiz falan evet. ama şu an çocuk ailenin yanında da duracak gibi değil. Evet İşin aslında evet. gerçeği de şu tabii çocuk da sosyal hizmetlere gitmek istiyor ama çocuğun yine derdi sosyal hizmetlere gideceğim ben oradan da kaçacağım. Evet. Yani ee, Fakat ailesinden kaçma olasılığı çok daha yüksek. Yani anne çalışmak zorunda baba anne başka türlü baba ayrı telden çalıyor. Paramparça olmuş bu aile içinde. E, davranış bakımından sağlıksız olan bir bireyin o ailede yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla sosyal hizmetlerin devreye girmesi koruma ve kollajizm bakımından çok daha önemli olacak. Ama ve çocukta o... hep böyle bir kaçma, uyuşturucu kullanma e, falan gibi bir eğilim var. Bunu şunun için söylüyorum. Asla çocuğu rencide etme. O çocuk yani. yani o her şeyi söyle. Evet. Ama e, Arif hocamın şu sözüne istinaden bunları anlatıyorum. E, uyuşturucu kullandığı için... Belirli davranışlar, sergiler tamam ama uyuşturucu kullanmaya giden süreçte de çocukta problem olduğu için aslında uyuşturucu kullanıyor. 11 yaşında da olsa. Yani demek ki e, bizim hepimizi şoke etmesinin nedeni şuydu. 11 yani yaş yani elinden tutup okula götürdüğün, getirdiğin bir yaş normale baktığın zaman, evet. genele baktığın zaman. E, işte bu çocukta başka bir kişilik problemi olduğu için zaten o asiliği uyuşturucu kullanayım, alkol kullanayım falan gibi tavırlara yönelmesi başka bir kişilikten kaynaklanıyor. İşte o sırada müdahale edilmesi lazım. Belki o sıra, belki değil. O sırada yardım istenmesi lazım bir uzmandan. Ama bu parçalanmış hale bunu beceremeyebilirdi. Bu parçalanmış hale bunu beceremedi ve sonunda bu kötü sona kadar geldik. Aslında parçalanmışlıkla da alakası yok da <laughs> neden parçalandıklarıyla belki alakası var. Tabii tabii yani onları parçalanmaya götüren sebeplerin bir araya gelişi var. Ee, çocukta ortaya çıkan davanın sorunları var. Karşıt gelme öyküleri var. Biz bunun tamamına hal ve gidiş bozukluğu adını veriyoruz. Çocuk ama Rabia olsun. bize şunu gösterdi hocam. Yani siz zaten biliyorsunuzdur ama bence hani anne babalara şunu gösterdi. Demek ki bu hani asilik dediğimiz, şu dediğimiz, bu dediğimiz <laughs> ergenlik dediğimiz şey biz böyle hani 15'te 16'da 17'de gibi düşünüyoruz ya gelen konuklardan çocuklardan falan demek ki çok daha eskiye dayanan öyküler olabiliyor. Evet. Demek ki çocukları 8-9 yaşından itibaren evet. bir takım eğer problemleri varsa görüp bulup işte bu kötü e, insanların eline düşmeden önce alıp uzmanlara götürmek ve o sırada yardım istemek önemli. Geç, kalmamak da geç fayda, kalmamak var. Önemli. Yani fayda Geç var. kalmamak önemli. Yani geç kalmamak da demek ki artık yaş iyice gerilemiş Evet. Ee, o evet. anlamda beni çok sarsan bir hikayedir bu. Gerçekten evet. çok e, benim için çok sarsıcı. <laughs> ben hani Rabia inşallah sosyal hizmetlerde böyle hani hastaneye yatırılarak yine böyle bir şey alarak hani hayata kazandırasın istiyorum ama e, yani, Başımayı... yani polis memurlarına, polis müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Onlar da o kadar uğraştılar ki ne yapabiliriz diye. Ama sonunda savcılık dedi ki en iyisi sosyal hizmetlere gitsin. Onlar bir koruma altına alsınlar. Yapılabilecek bir şey şu an itibariyle yok. Yani ben de korktum. Şimdi Adana'nın bir... annesinin yanına biz Arif hocaya Hoca'yı götürdük, kaçtı oradan. Ne yapacağız? Evet. Yolda evet. kaçar. ya Ciddi bir koruma altına alınma durumu olmasa, iki seneden beri alışkanlık haline getirdiği kaçmalara devam eder. İlk bulduğu fırsatta yine maalesef kaçacaktır bu. Oha, Hocam şart. korkuyorum ben de Rabia için. Evet. Yani bazen insanın çok çaresiz kalıyor ya, e, böyle vardır hani size bahsediyorum. Bu da böyle çaresiz kaldığımız konulardan biri yani. Çok küçük çocuk, çocuğun yaşı çok küçük. Ne yapılır, ne edilir? İşin içinden çıkılması çok zor. İnşallah şimdi sosyal hizmetlerin özel ilgisiyle, e, belki bir hastaneye yatırılarak, biraz orada rehabilite edilerek. Özel ilgi, e, sağlık bakımı... Yani genel sağlıktan bahsetmiyor. Ruh açısından ciddi bir içinde bakımla e, olumlu sonuç alınabilir. Evet. Ben böyle bir tane genç kızımız hatırlıyorum. Aklı başında okumuş bir ailenin çocuğu. Bir saat durmuyordu evde. Bir saat durmuyordu. Anne baba bütün 12-13 gün müddetle gece böyle çocuk arıyorlardı. <laughs> Bu da çok küçük bir çocuktu. 12 yaşa değildi ama 13-14 yaşlarındaydı. Yani sadece aileyle ilgili de değil aslında. Yani değil, bunun da değil, altını çizmek lazım. Değil. Sonra bir şey olduğu zaman anne bakamadı, baba bakamadı ama öyle yani şimdi ha, normal sağlıklı çocukları olduğu zaman herkes ah benim oğlum, ah benim kızım diyor. Ya bu da bir problem. Problemde mi çocuk işte yani. Yapacak evet. bir şey yok. Evet ve gerçekten çözümü çok da kolay olmayan bir problemler dizisi. Evet inşallah bakalım şimdi sosyal hizmetlerde takip edeceğiz.